time to play the game. Arkadaşlar selamlar. Efsane bir adam var. Enerjisi çok güzel. Bu adamı her gördüğümde gerçekten bir içim dışım kıpır kıpır oluyor. Murda. İstanbul çocuğuyum ben de ya. Yeşilköy, Etiler, Büyükçekmece. Hoş geldin abi. Hoş bulduk bro. Çok teşekkür çok ederim. Çok memnun ettin. Sen beni memnun ettin buraya davet etmekle. Tabii ki. Çok seviyorum seni bro. Bunu biliyorsun yani. Ya. Şimdi böyle burada rol yapma. Ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum da çok mu acaba dile getiriyoruz? Yo bence bu dönemde sevgiyi dile getirmek sence önemli bir şey değil mi? Sevgi verin ya birbirinize. Sevin birbirinize. Aynen yani. Abi ya. Yani burada özellikle memleketimizde maalesef ki insanlar çok gergin. Bizim orada da öyle ya. Hollanda'da da insanlar gergin yani. İnsanlar iş yerlerini açamıyorlar. Para kaybediyorlar. Hmm. İflas ediyorlar falan filan. Yani insanların morali düşük. Evet. Bu dönemde insanlara sevgi vermek bir güç deposudur yani. Kesinlikle abi. Onu da sen gerçekten içindeki enerjiyle çok büyük hissettiriyorsun. Ben de seni çok yakın zamanda tanıdım ama yani böyle sanki aylardır, yıllardır böyle abi tanıyorum gibi böyle. Bilirsin ki bizi buluşturan bir yer var. Evet. Oralara da geleceğim. Hemen pat diye gelesim yok ama sen yıllardır işin içinde olan bir adamsın. Bazıları seni yeni tanıdı. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu durumdan mesela rahatsız mısın? İnsanların seni direkt mesela Ezel'le birlikte tanıması ya da böyle bir çat diye ya bu kim ya girdi bir anda falan. Hayır. Aksine çok anlayışlıyım o konuya karşı. Bu ülkede de hip hop için yıllarını vermiş insanlar var. Benden daha çok yıllarını vermiş insanlar var. Türkiye'de hip hop'un büyümesine benden daha büyük rolü olan insanlar var. Buna benim saygım sonsuz. Onun için yani insanların öyle düşünmesi garip değil. Ama hani derler ya herkesin bir hikayesi var. Benim de bir hikayem var. Yani biz de en altlardan kendimizi yukarılara taşımaya çalıştık ve hayat işte güneş birden açıverdi. 14 senedir bu işin içindeyim ve ben 13 sene boyunca bunun geliri olmadı bana yani. Ben de süründüm. Ben de hip hop'a olan sevdam beni burada tuttu. Şey de diyenler olabilir mesela rap mi onun yaptığı veya işte rapçi mi o? Aynen. Dediğim gibi bu ülkede benden daha çok emek veren rapçiler çok yani. Onun için anlıyorum yani. Ama bence sen de onlardan birisin abi. Yani bu kültüre, bu müziğe yani emeğine, terine akıtanlardan, belki de kanını akıtanlardan bir adamsın. Mesela senin Ezel'le birlikte çıktığın o yolculuk, o durum bir anda herkesi de böyle bambaşka bir şeye soktu. Ama mesela şu da var. Ben o Ezel'in bir açıklaması var. Murda'yı dinleyerek büyüdüm diyor. Yani bu beni çok etkilemişti mesela. Ama sen de mesela diyorsun ki Ezel diyorsun. Evet. Diyorsun yani. Evet. Ben şöyle bakıyorum olaya. Ben bu piyasaya Ezel'le beraber girdim. Ezel'den daha iyi bir öğretmen olamazdı benim için burada. Yani olur ya bir yeni bir okula başlarsın. Evet. Hiç arkadaşın yok. Evet. İlk böyle okulda bir öğretmen der ki tamam sen onu biraz gezdir falan. Onunla kaynaşmaya başlarsın. O sana işte der işte burada biyoloji odası. Burası en kimya. Arkada oturan işte. Arkada işte şey var, Cem var falan filan. Sercan bana onu yaptı yani. Bana yön verdi. Çok büyük bir insan yani aslında Sercan. Kesinlikle. O sahnesini tamamen açtı. Kesinlikle. Büyük bir müzisyen. Geri adım attı ve dedi ki buyur dedi. Al dedi. Aynen öyle. Yani bunu da herkes yapmaz yani. O şekilde egosunu bir yana koyup. Ben bunu hep söylüyorum. Hep de söylerim. Bu olanların hiçbiri o olmasaydı olmazdı yani. Hı-hı. Tekrardan Ezel can dostuma buradan çok selamlar. Çok klasik be. Aynen. Valla biz de gurbetteyiz bir yandan yani. Aynen. O yokken aynen. Yani böyle bir garip. Abi şimdi hazırsan gün patçat sorularım var. Tabii ki. Hazırsan başlıyoruz. Hazırım bravo. Gün patçat. Örümcek. Müzik ağlarımızı güzel bir şekilde örümcek gibi ördük her yere. İstanbul. Hayat, sevgi, enerji. Buraya gelmek bana aşırı çok enerji veriyor. Burada olmak beni aşırı çok mutlu ediyor. Seviyorum yani İstanbul'u. Fanlar. Sevgi, aşk. Dövme. Life, hikaye. En sevdiğin dövmen hangisi abi? Burada en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi Faiz. 2019'un yılbaşında kaybettik onu. En beğendiğim ve en özel dövmem bu. Jilet. Tıraş. Instagram. DM'ine kayarım. Yes. En son kimlere? Bugün en son senin DM'ine kaydım kanka. Güzel. Arabesk rap. Çok iyi. Ezel. Üstad. Kadınlar. Kraliçe. Baş tacı. Küfür.
Çok severim. Yani kendimi vurgulama konusunda küfürler bana çok iyi yardım ediyor. Bravo. Hele hele Türk dilinde küfürler sanki böyle bir cümle söylediğinde arkasına doğru küfrü koyduğunda o cümle daha bir böyle bir güçleniyor. Değil mi? Evet. Yani harbiden şey isim gibi de oluyor böyle. Aynen. Soy ismi gibi de bir yani. falan gibi. Popçular. Arkadaşlarımız. Kila Hakan. Legend. Big Bro. Renkli saç. Yani yakışana güzel oluyor. Boyatmayı düşünür müydün abi? Ya bir ara düşündüm. Vallahi. Aynen yeşil yapmak istedim ama uzun yıllar önce. Ha çok uzun. Yani. Aynen. Şöhret. Hem zor ama hem de şöhretini güzel bir şekilde kullanabilirsen, iyilik için kullanabilirsen çok da güzel bir şey olabilir. Evet. Çünkü bir bayağı geniş bir platformun oluyor. Evet. Yani o şöhretini dünyayı geldiğinden daha güzel bir yer bırakmak istiyorsan gittiğinde öyle kullanırsan güzel olabilir yani. YouTuber rapçiler. Ciddiye aldıkları zaman varım. Popülerite kazanmak için kullanıldığında yokum. Hadise. Kraliçe. O ses rap. Efsane. Murda. Sevgi dolu, basit bir adam. Önder. Ben. Purple Ash. Buradayız. Yes. Şimdi Türkçe rap'te ilk 3 ismin kim abi? Kartel, Ceza, Ezhel. Ama Kartel. Sıralama açısından değil, ben ilk duyduklarım. Evet. Yani ilk Kartel'i duydum, sonra Ceza'yı Aha. duydum, sonra Ezhel. Türkçe rap'te en sevdiğin 3 parça hangisi abi? Evdeki ses. Acayip severim evet. Evdeki sesi. Allah'ından bul çok özel bir parça. Çok fena bir şey. Kendi şarkımı söylesem şey oluyor mu? Yok, yani olmaz. Aya benim için çünkü çok hayatımı değiştiren bir parça oldu. Onun için onun manevi değeri çok yüksek bende. Evet. Biraz şey oluyor mu böyle onu söylemem biraz yani ne bileyim burada gelip de kendi şarkısını söylemek kendini yani öven nesin sen abi demin dedim basit ya. Bir adamım falan şimdi de kendini övüyorsun yok yok hayır yani çünkü Ezhel'le birlikte olduğun için de ve senin için de yeri ayrı abi yani aynen, ben aynen. de en beğendiğin klip Zir'in klibi acayip. İksir ya, pardon İksir. Ben de senin deyince Yo, abi İksir, orada pardon, ben Sir dedim. Pardon yine İksir. Yine çok yaklaşmıştık oysa ki. O sallan klibi acayip bir klip kanka. Onu sürekli izliyoruz yani. Değil mi? Hep izliyoruz. Parça da acayip. Global bir iş. Aynen. Yani. Çok acayip. Aa onu Aya yerine onu koyabilir miyim? Üçüncü parça olarak. Öyle o mi parçayı yapalım? Parçayı çok seviyorum ya. Türkçe rap'te en sevdiğin 3 parça hangisi abi? Zir'in klibi acayip. İksir ya, pardon İksir. Ben de senin deyince Yo, abi İksir, orada pardon, ben Sir dedim. Pardon yine İksir. Yine çok yaklaşmıştık oysa ki. Hep izliyoruz parça da acayip. Global bir iş. Aynen. Yani. Peki dünya üzerinde var mı böyle? Valla demin buraya gelirken Sikomoy'da izledim gene arabada. O klip acayip bir klip enteresan ya. Enteresan bir klip doğru diyorsun. Onun için şimdilik onu diyeyim yani. Süper. Aklıma ilk gelen o. En beğendiğin genç rapçiler var mı abi burada böyle? Takip ettiğin ya da bildiğin. Şu an Şam'a çok sardım. Değil mi? Rap Game Messi. Yes. Adam felaket bir rapçi ya. Evet. Onu takip ediyorum şimdi. Seve seve dinliyorum. Var dinlediklerim. Süper. Var. Kontkar'ın şarkılarını dinlerim. Var dinlediklerim var. Çok iyi. Şu sıralar böyle en çok kim nereye dinliyorsun abi? Benim Hollanda'da bir arkadaşım var Frena diye. Onun yeni şarkıları Spanker yapıyor. Onlara sardım bugünler yani. Direkt onları dinliyorum. Aynen ya. Buradan Spanker'a da Spanker. Sevgiler. En sevdiğin 3 film ya da dizi nedir? En sevdiğim 3 film Casino. Evet. Robert De Niro. Evet, De Niro. Goodfellas. Aha. Üçüncü de Inglourious Basterds. Bir sonraki hayatımda gel mi yoksa Aya mı? Aya. Uzun mu kısa mı? Yani ne olduğuna bağlı şimdi. Artık ne düşünürüz? Uzun olsun. Süper uzun olsun bizim olsun. Acı mı acısız mı? Acı. Soğan mı soğansız mı? Soğan. Koltuk mu yatak mı? Yatak. Ev mi sokak mı? Sokak. Instagram mı Twitter mı? Instagram. Kalp mi mantık mı? Kalp. En sevdiğin kelime nedir? Doğa, kızımın adı. Nefret ettiğin kelime? Nefret. Seni ne heyecanlandırır? Kızımı görmek, Çok yeni iyi. Bir şarkı yapmak, senin gibi güzel insanlarla bir arada olmak. Hayatımda hakikaten sevdiğim şeyleri yapabilmek ve bununla ekmeğimi kazanabilmek de acayip heyecanlandırıcı ama aynı zamanda tatmin eden bir şey. Süper. Heyecanını ne öldürür peki abi? Bizi anlamayanlar heyecanımı çok öldürüyor. Beni anlamayanlar veya anlamaya onlar heyecanımı öldürüyor. İşte bu dünyadaki nefret benim heyecanımı öldürüyor kanka. Değil yani mi? Biraz evet. şey klişe cevaplar olabilir ama hakikaten böyle yani. Sevdiğin bir ses var mı abi? Ses olarak yani. En sevdiğin ses ne mesela? İbrahim Tatlıses, İmparator. Hangi şarkısını seviyorsun abi çok? Vallahi ben var ya şimdi belki garip gelebilir Fırat evet. şarkısına hastayım bro. Ha. Şu Fırat'ın orada bir giriyor ya. Evet. Çok seviyorum. Acayip bir şey var yani. Nefret ettiğin ses ne peki? Ağrı çunsuz kendi sesim. Harbiden. Bunu en son Benfero söylemişti. Nefret ettiğin ses? Ototunsuz Benfero.
Yok yani şey, şaka maka bir yana sevmediğim bir ses. Ben çok operayı sevmem biliyor musun? Ha. Operaya böyle o tür sesler beni biraz irite ediyor. Hiç sevmedim. Operaya böyle bir... Neler var ya? Hiç sevmemedim. Çok şaşırdım vallahi şu an bu cevaplarda. Bir de biliyor musundur bilmiyorum ama İbrahim Tatlıses'in sesi Pavarotti'nin sesinden daha güçlüymüş. Evet, biliyorsun öyle bir şey vardı değil aynen mi? Aynen. Yani ne opera dinleyeceğim? Bizde İbrahim Tatlıses var ya. İmparator. Harbiden. Kendin olmasaydın kim olmak isterdin abi? Kendim olmasaydım kimse. Valla. Ben kendimle çok memnunum. Peki bütün gününü tek bir kişiyle geçirecek olsan bu kim olurdu? Sen kanka, direkt net. Harbiden mi? Valla. Söylesey derken buluştuk. Yani. Yo, bütün günümü bir kişiyle geçirebilsem kızım. %100 kızımla. Herkesin kullanmayı bırakması gereken bir kelime ya da bir cümle var mı abi? Yani kelime değil, cümle de değil ama herkesin biraz böyle daha az ön yargısı olması bence hepimiz için çok güzel olur. Yani genel anlamda. Çok ön yargılı ya bu zamanlar. Sosyal medyadan mı öyle oldu bilmiyorum. Hani herkesin bir sesi var artık. Herkes böyle düşüncelerini istedikleri gibi sosyal medyaya yazıp aktarabiliyorlar. Ama bu sanki böyle insanları biraz sadece kızgın düşünceleri ifade ediliyormuş gibi geliyor bazen. Evet. Peki ne zaman çalsa seni dans ettiren şarkı nedir? Son dönemde gene işte o Spanker'la Frena'nın yaptığı şarkıları başladığı an ayağa kalkıp kalçalarım böyle biraz gevşemeye falan başlıyor. Sende de oluyor mu öyle? Bende de biraz oluyor yani. Sende yani seni dinlerken de oluyor böyle abi bayağı. Süper. Böyle en çok kullandığın küfür nedir abi? Yani söyleyebilir miyim burada? Tabii ki. Amına koyayım. Çok kullanıyorum onu. Yani cümlelerin arkasından. Ya ne yapıyorsun amına koyayım ya falan. Nereye gidiyoruz amına koyayım ya? Bir kanun koyabilsen bu ne olurdu abi? Dünya barışı, derhal. Hayat felsefeni hangi slogan özetler? No woman, no cry. Peki abi no woman, no cry mı? Yoksa no woman, no cry. Aynen o, ikinci dediğin. Değil mi? Orada bir virgül var. Aynen. Yani ağlamayın kraliçelerim. Evet. Güzel kadınlar. Bu yıllardır dünyanın... onu farklı farklı bildiler tabii. Kadın yok ağlamak yok gibi. Kadın yoksa yani... Kadın yoksa zaten ağlarız. Evet abi, kötü ağlarız yani. Aynen. Yani... O da çok önemli bir şey ya. Türkiye'de ne yazık ki bir problem var. Kadınlara şiddet problemi. Ya benim kızım var. Ben o yüzden biraz farklı bakıyor olabilirim olaya. Türkiye'ye geldiğimde mesela birazdan kızım benim 15-16 yaşına girdiğinde burada mesela diyelim ki Bodrum'a gittik veya İstanbul'dayız. Burada sokakta gezdiğinde bir hedef mi yani sürekli? Yani böyle mi? Böyle bir dünyada mı yaşamak istiyoruz? Ben sürekli bir korku içinde mi kalmam lazım? Sürekli bir... Sadece ben değil. Bu bütün anneler babalar için geçerli. Yani bu mu yani hayat? Annelerimize, kız kardeşlerimize bu mu yani verdiğimiz sevgi, doğru, şefkat, aynen, destek? Kesinlikle. Çok güzel cevaplarında. Acı sorularım var abi sana. Tamam. Bunlar soru... bir hayli böyle tosa bandırıp yiyebileceğin şeyler. Tamam. Bir yandan da ferahlarız. Süper. O zaman sağlığına. Sağlıkla. Çok fazla şehirde ve ülkede konser verdin. En uyuz olduğun seyirci neredeydi? En kötü seyirci. Hollanda'da ilk dönemlerde böyle küçük barlarda işte küçük yerlerde çıkıyorduk. Ben bir kere bir yere gittim bro. İki kişi vardı. İki kişi? İki kişi vardı beni gelmek için. Kaç yılında mesela? Bu 2008. Bir gittim. Doğru. Ben gazdayım böyle konser vereceğiz falan. Bir işte. Menajer biri de sesçi falan. Yani öyle gibiydi. İki kişi vardı. Ben orada çıktım podyuma bro. Benim enerjim öyle bir yerle bir oldu ki. Yani yapamadım diyebilirim. Yaptım da yani orada en böyle en kötü anım o sahnede. Cevap verdi adam. Tabii verince olmadı. Seni kırmayayım. Oo yok, kurallar var ya. Evet, kurallar var. Abi, biliyorum yani ateşli yani şekilde böyle şey yapmak istiyorsun. Bana hiç beğenmediğin 3 rapçi sayar mısın? Lil Yachty. Türkiye'den lütfen. Türkiye'den. Öyle Lil Yachty demek kolay yani. Buradan salla artık Lil Yachty. Şuna bansaydım biraz ben daha. Şimdiden şunu diyeyim de. Aynen. Beni karambollere sokmaya çalışıyorsun. Oo bu ne ya? Nasıl? Kanka bu ne? Yok ya, tavuk ya o. Tavuk mu? Ha tavuk. Ateş wow. Ne? Yaktın beni heca, yaktın beni heca. İyi de abi, acıyı sevdiğini biliyorum o yüzden. Ferahla ya. Sefeka? Ya şüphek o mu? Güzel. Güzelmiş. Sevdi ateşli bir güzelmiş, şekilde. Güzelmiş. Çocukluğunda ya da gençliğinde bir hırsızlık yaptın mı abi? Yaptım. Madem yaptın. Yemem mi lazım? Cevap verdim. Ama yaptın. Yani buradaki Yücel abimin cezasını ben şimdiden böyle tabii bize şey olmaz ama nasıl yaparsın? Maşallah bir de güzel yiyor ki sorma yani. Günahlarımı affet Allah'ım. O günden bugüne iyi bir insan oldum. Yerken yani. Yerken de net yani hırsızlık yaptın, onu söyle bari. Yani işte orada burada sokakta. Orada burada sokakta arabalar değil mi, dükkanlar? Yok yok ha, yok. Öyle mi? Instagram'da
son iki mesajını bana gösterir misin? Gösteririm. Adam artık yememek için herhalde. Göstereyim kanka, göstereyim ne demek. Ya da 9. mesajında. 28. mesajını. Bir saniye. Hadi bakalım. Çünkü biri ben, biri Mero falan öyle gidebilir yani. Öyle falan diyorum şimdi. Yo baya aynen. Sen diğer şeyi mi aldın acaba? Normal ha, yok, yani. Tamam. Aynen ben kendimi arıyorum da orada. Baya benden sonra... Ben o seninki de burada kanka bak. Ha tamam. Tamam vallahi şey yaptı, gösterdi. Fake hesabın var mı? Yok. Ben... Hiç de olmadı. Buna tabii biz... Var mı? Yok. Yok yok vallahi abi, yok. Hiçbir tamam. zaman olmadı. Yok. Seni dinleyen biriyle hiç flört ettin mi? Ettim. Nasıl edersin ya? Şöyle bir... Ayıp değil mi ya? Gençlik yıllarında yaptığın en utanç şey neydi abi? Annemden bir kere cüzdanından para çaldım gençken. Yani işte bu gençlik. O zaman. Evet haklısın. Anneciğim özür dilerim. Seni çok seviyorum. Bayağı da dayak yemiştim o gün. Harbiden mi? Evet hak ettik yani. Ne yaptın mesela o gereksiz aile? Kararlar. Ne yaptın biliyor musun kanka? Ne yaptın? Şeyler var ya bu BB gun'lar. BB gun'ı. Yani bu havalı... Havalı tabancalar. Aynen gidip... Mermi böyle şey. Ondan bir seri aldım. Arkadaşlarla beraber dışarıda şey oynamak için. Nedir onun adı işte birbirimizi vurmak çatar için falan. Çatar falan öyle bir şeyler. Anne görüyorsun. Anne için. Anne görüyorsun. Arabesk ya da bir türkü söyler misin bu acılar eşliğinde? Kurşun yedim hey, sol yanımdan yaralandım. Yaralandı. Süper ya. Kimi seviyorsun abi böyle arabesklerden? Müslüm Baba, Azer. Değil mi? The Legends. Yes. Peki şu an story'inde müziği bıraktığını ve artık bir kadın kuaför açacağını açıklar mısın? Olur. Ya seni mi kırıyor? Yok. Yani, yapamam. İşler değişiyor. yapamam. Kusura bakma. Aynen. Şu sosa da bir bandır bakayım nasıl oluyor? Barbekü sosu mu bu, acılı bir sos mu? Nasıl olmasın hadi istersen? Seni mi kıracağım ya? Tamam hadi bakalım. Seni mi kıracağım? Ya işte tatlı adam ya. Vallahi canım çekti ya. Ben de... Alır mısın lütfen? Yalnız şimdi dün gece benim arkadaşlarım geldi Hollanda'dan. Spanker geldi, Hef geldi, Kevin geldi. Evet. Dün onlarla beraber işte ilk defa onlarla beraber Türkiye'ye gelme şansında... Evet evet. Var mı? Şöyle şey. Onlarla beraber bayağı bir içlik ettik. Ben... Buraya geldiğimde hala biraz o alkolün etkisi vardı bende. Yok, bu yok, acı hiç şey... direkt öldürüyor bro. Öldürdü abi, öldürdü beni mi? Bu neymiş ya abi sen... Ben bir ısırık aldım, sen 6 tane yedin. Acıyı severim. Programımızın sonuna... Yapmaktan hoşlandığın ama herkesten gizlediğin bir şey var mı? Arkadaşlarıma bir danışabilir miyim? Beni çok iyi tanıdılar çünkü. Lütfen. Hey Bondi, is there iets wat ik zeg maar heel graag doe, maar niet met mensen wil delen? Ne dedi? Diyor ki sen çok iyi bir hater de olabiliyorsun diyor ve seve seve yapıyorsun bu işi diyor. Harbiden mi? Ama kimse bilmiyor bunu diyor. Gizli böyle bir hater. Gizli bir hate var içimde. Harbiden mi? Dudaklarım şu anda bağımsızlığını ilan ediyor. Orada başka bir cumhuriyet kuruldu. Yani bu acı sorulara gerçekten böyle güzel cevaplar verdiğin için ben çok mutlu oldum abi. Gönül isterdi ki... Verme. Vermeseydin. Bir şey daha soracağım. Şu anki böyle Türkçe rap'in halinden memnun musun abi? Evet çok memnunum. Hoşuna tabii gitmeyen ki, bir şeyler var mı ya da? Biz tabii şimdi iş gereği yepyeni yeteneklerle tanışma fırsatında bulunuyoruz. Evet oraya geleyim. Direkt böyle yarışma hakkında. Önce düşüncelerin, sonra jüriler. Yani nedir orayı biraz açsana. Yani O Ses rap bence çok 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 iyi bir şey ya. Bu Türkiye'de o kadar çok yetenekli çocuklar var ki bir de yani çocuklar değilim tabii çocuk değiller. Türkiye çok geniş, büyük bir ülke. Adam belki işte Diyarbakır'da oturuyor. Acayip yetenekli biri. Yeteneğini göstermek istiyor ama internet yollarından tamamen dış dünyaya ulaşamıyor şarkılarıyla. Bu tür bir yarışma o tür yeteneklere bir sahne veriyor. Değil mi? İşte gel burada kendini göster. Ve yani sen de söyleyebilirsin oradaki yarışmacılar yani aralarında hakikaten çok çok iyileri var. Oraya bakaraktan Türkiye rap'in gelecekteki atacağı adımları bence çok güzel yerlere gidiyor. Bence globalleşecek Türk rap'te. Bence yurt dışına da vuracak. Kesinlikle. Türk dilinde şarkılar kesinlikle yurt dışında dinlenecek ve bence bu alabileceğin en güzel ödül. Kesinlikle. Yani ve biliyorsun oraya katılan yarışmacıların yaşı çok genç. Evet. Yani 17'den 24 yani bu çoğunluk bu evet şekilde. Ve ben çok gururluyum açıkçası. Aynen. Yani onların o hani içindeki heyecan var ya abi. Birçoğu mesela
mesela sahneye yeni çıkıyor. Birçoğu böyle mikrofonu belki de hani böyle öyle bir platform bir anda çıkmak da gerçekten emek ve göt ister. Aynen. Hani yani o adamları karşısında %100 falan. Cesur olmak lazım. Cesur olmak lazım. Hele hele bir de biz döndüğümüzde bizi de görüyorlar. O da ekstra bir heyecan veriyor. Jürilere gelmek istiyorum burada. Çok fazla eleştiri geldi. Aynen. Jürilere. Normal. Normal. Niye normal? Bizim yaptığımız müzik aslında yarışma formatlarına yakışan bir müzik janrısı değil. Ama bu şekilde burada bu o sesteki yapılan şekil bence gayet güzel. Çünkü herkes orada kendi şarkısını yazıp podyumda show yapabiliyor. Yani onun için dediğim gibi hepimiz biraz daha az ön yargılı olsak kesinlikle ve biraz böyle bir sabırlı olsak, görsek, ondan sonra fikrimizi söylesek. Evet. Çünkü şimdi daha hiçbir şey olmadan insanlar direkt fikir paylaşmaya başladı. Aynen. Ve çoğu da şeydi ya falan. Bunlar mı ya? Ama yani falan. Biz de armut ağacından düşüp de oraya seçilmedik yani. Bizim de bir aynen bildiğimiz var ki aynen orada oturuyoruz yani. Evet. Dediğim gibi benim de hikayem var. Ben yıllardır bu işi yapıyorum evet ve ne yaptığımı da çok iyi biliyorum yani. Onun için ama dediğim gibi eleştirilere de saygım var. Hepsine saygım var ama tek konu biraz daha az ön yargılı olalım. Sabırlı. Sabır edin ya. Aynen. Biraz sabır edin. Ya izlediklerinde o şey çok büyük kırılacak abi. Bence de. Çünkü bence de çok eğleniyoruz. Aynen. Yani ve çok güzel bir iş program çıkıyor oradan. Program çok güzel oluyor. Acayip evet güzel oluyor. Buradan aynen Acun abiye de büyük aynen sevgiler. Çünkü o da yıllardır bu ülkede hip hop'u destekleyen biri ve evet büyütmek istiyor. O da istiyor hip hop'un daha güzel yerlere ulaşmasını. Kesinlikle. Ve hip hop sadece underground değil. Evet. Ve hip hop sadece rapçiler için değil. Evet. Hip hop herkes için. Madem biz özgür bir müzik dalına girdik, o özgürlük herkes için. Straight olsun, eşcinsel olsun veya işte renkli olsun, renksiz olsun, evet, kız olsun, erkek olsun, yaşlı olsun, genç olsun. Hip hop herkes için. Kesinlikle öyle. Hip hop bu yüzden güzel. Aynen abi işte. Biz de bu yüzden buradayız. Aynen. Mükemmel bir adam. Böyle biraz da ayakta sohbet edelim istiyorum. Yani şu tavuklarımızla beraber gidebiliriz abi. Gidelim kanka. Şeyini de al, öyle gidelim. Bu neymiş ya böyle bayağı abi wow. Wow wow wow. Şimdi yerimizi değiştirdik. Karaköy Bond'dayız. Mekanı beğendin mi abi, sevdin çok mi? Çok güzel, çok güzel. İlk sahneye çıkışını biraz anlatsana. İlk defa sahneye aynen çıkışım. Aynen öyle ilk. Kuliste ilk 3-4 kere kaka yapmak zorunda kaldım. O kadar heyecanlıydım ki midem böyle alt üst oldu. Kuliste nereye? Tuvalette. Kaç yılında abi, kaç yaşındasın? 2008. Kaç tamam yaşındayım? 20, 26, 25, 20, 26, 24, yani 25 aynen. Evet. Aynen. Yani ilk böyle çıktın. Toplu bir konser miydi orası? Nasıldı? Evet, o arkadaki arkadaşım Hef. Onunla Hef beraber biz bir gruptuk. Onunla beraber bir tur yaptık Hollanda'nın içinden. O turda her yer doluydu falan böyle. Acayip heyecanlıydım kanka ya. Çok iyi. Yani bir rüya gerçekleşiyor orada yani. Onun süper için heyecandan işte dediğim gibi direkt tuvalet. Direkt abi. İlk gittiğin konser kimin konseriydi abi? İlk gittiğim konser yani tek başıma ilk gittiğim konser İstanbul'da Prodigy gelmişti. Fear of the Land Tour. Evet. Hangi Abdi İpekçi stadyumunda mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Abdi İpekçi var yani basket sahasında. Aynen oradaydı galiba. Evet. İlk defa tek başıma okuldan arkadaşlarla o konsere gitmiştik İstanbul'da. Hollanda'da da beni böyle müziğe kendimi tamamen atmamın sebebi Kanye West'in ilk Hollanda konserine gitmiştim. Hmm. College Dropout zamanı. Vay. O konser o kadar acayip. Fena bir adam. Fena ya. Orada dedim ki kız arkadaşıma döndüm dedim evet budur yani. Evet. Ben bunu yapacağım. Manyak da bir adam. Evet. Peki ilk kasetin, ilk aldığın albüm mesela var mı? Benim Enter the 36 Chambers, Wu-Tang. Wu. İlk aldığım albüm o, Nas It Was Written ve Jay-Z, Reasonable Doubt. Vay, güzel bir giriş yani. Aynen, aynen. Wu-Tang'le de büyüdük harbiden aynen, de. Aynen. Peki abi, rapte keşke bunu yapmasaydım dediğin bir şey var mı? Yok, aslında ben hep her zaman yaptığım şeylerde böyle kendime yakın olan şeyleri yapmaya çalıştım. Onun için çok karakterimin dışına çıkan işleri kendime bulaştırmaya çalışmadım. Yapmak istediğin bir şey var mı? Var tabii, daha bir sürü rüyalarım var, bir sürü ulaşmak istediğim yerler var. Çok yani şimdi mesela bir tanesi Türk rapinin globalleşmesi benim çok istediğim bir şey. Evet. Onun için şimdi yani kafam orada yani. O adamlardan birisin de abi. Öyle diyeyim İnşallah direkt. İnşallah öyle olur. Murda ismini kullanmasaydın hangi ismi kullanırdın? Önder. Önder. Evet. Düz. Evet. Diss yazıp görüştüğün birileri var mı? Ben hayatımda öyle çok diss yazmadım. Yani gençken hani o rekabet alanında belki disleşmiş olurum ama yani benim öyle takıntılarım olmuyor. Ben hep hit yapmak istedim. Evet. Diss yapmak istemedim. Ya diss'i de çok sevmiyorsun gibi hissediyorum. Sevmiyorum bro. Benim yani illa böyle bir şeyi kanıtlayan
bir şey yok orada yani. Hı hı. Daha çok böyle birine olan kızgınlığını evet. dile getiriyor. Yani çok... Zarar verdiğini düşünüyor musun peki diss durumunun? Hem evet hem hayır. Hı hı. Yani diss konularında biz iki tane efsane kaybettik işte Tupac Biggie. Yani evet. oralara da gidebiliyor olay. Kesinlikle doğru. Ama olay şarkıda kalırsa yani sadece rap olayına bakıldığında güzel olabilir yani. Hı. Ama ben hiç kendim böyle aman disslere gireyim falan öyle bir takıntım hiçbir zaman olmadı. Süper. Peki en sevdiğin yemek ne abi? Mantı. Mantı mı? Evet. Ben de çok severim. Mantıya hastayım ben. Harbiden mi? Vallahi. Sahip olduğun en değerli şey nedir abi? Kızım. Çok seviyorsun ya. Tabii ki. Yani onun için harbiden bir albüm kapağı, albümün ismini verdin. Böyle bir kız babası olmak herhalde. Ne bileyim. Duygulanırım şimdi. Abi. Vallahi özlüyorum buradayım. İki haftadır görmedim. Zor. Çok zor. Evet. Ben de sen söyledikçe... Ama benim en değerli varlığım kızım. Yani benim hayattaki motivasyonum. Hayatta bana o kadar ufak olmasına rağmen bana yön gösteren biri. İnsanlığı öğreten biri. Hı-hı. Sevgiyi. Hı-hı. Daha açık olmayı, daha Hı-hı. insanları kabul etmeyi Hı-hı. olduğu gibi. Kızıma baktığımda o kadar saf, o kadar bir sevgi yani orada evet. sadece. Ona ne bileyim beni ilham veriyor yani bana kızım. Çok güzel. Kendi hayatından çıkardığın en büyük ders nedir abi? Demin konuştuk. Hayattaki çektiğin acılar, üzüntüler, düşüşler insana karakter verir. Hayattaki aldığım en büyük ders o sabırlı olmak. Yani her zaman her şey istediğin gibi gitmiyor. Evet. Ama o yolun sonunda belki istediğin yöne gidebilir o yol. Hı hı. Çektiğimiz bütün acılar bize karakter veriyor sonuçta. Hı hı. Hani hayattaki aldığım en büyük ders o. Acılar da güzeldir yani. Bunu yapmadan bu dünyadan gitmem dediğin bir şey var mı abi? Sana garip gelebilecek. Ben çok 4 çocuk istiyorum toplam wow. hayatımda. Şu an 1. 1 ikinci yolda. Hamileyiz. Wow. Bir üçüncü daha yapıştıracağım arkasına. Süper. Yani böyle bir erkek çocuk şey ya o öyle bir takıntım yok. Süper. Sağlıklı olsun. Yeter. Çok güzel. Cidden çok hoşuma gitti. Verdiğin cevaplarda abi çok mutlu oldum. Şimdi canlı yayınımızı açacağız ve aslında canlı yayında tabii kimin olduğumuzu bilmeyen insanlarla dolu burası. Canlı yayınımızı açtık. Selamlar. Bugün Purple Edge'de konuğum Kabus Kerim değil, Murda. Yeah yeah. Yes. Efsane bir adam. Sensin efsane. Hayır sensin yani. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Çok tatlı bir adam. Onunla birlikte bir programın içinde yarışmada olduğum için de çok mutluyum. Çünkü onu bu vesileyle tanıdım. Daha da böyle gidecek gibi. Şimdi sorularınız varsa sorularınızı almak istiyorum. Murda bir feat atak mı daha yazmış. Atarız la. Rapçi mi bu? Yok değil. Değil kanka. Eyvallah. bu mu rapçi? Bu mu yani? Feat gelir mi abi? Gelir %100. Süper. Yani istersen tabii ben rapçi Harbiden. Değilim çünkü ama yani... Popçularla şarkı yapıyor musun kanka? Yani yaptığım oluyor tabii. O zaman bir pop şarkısı yaparız. Valla ya. Yapar mıyız? Yaparız ya bir tane. Ne demek ya? Ayıpsın. Yaş kaç demiş? 37. Süper. O ses rap nasıl gidiyor? Süper gidiyor. Arabam Alaman demiş. Evet, Mercedes. Rakı içmeyi seviyor mu diye yani. Oo çok severim. Süper. Şalgamlı ama. Şalgam. Aynen. Buradan geldi. Hayatının dönüm noktası demiş biri. Ezel'le tanışmak. Memleket nere? Ordu. Murda baba artık Türkiye'de mi yaşayacak? Sonra iki büyük MC'lerle feat'ler gelir mi? Türkiye'de yaşamak şu an gündemde değil ama evet feat'ler gündemde. Evet yanındaki kim Eja? Şam. Yeah rap game Messi. Yeah. Gözlük koleksiyonun mu var? Var. Drill yapacak mı Murda? Yaptım bile gece gündüz şu an yayında Spotify'da dinleyin. Yes alttan kaydırıp. Ezel'le feat var mı? Her zaman. Masakayı nasıl buluyor? Ya sal şu Ezel'i Murda ya. Sal ya. Ya sal şey ya yeter ya kendi yapsın. Ya hayır Ezel'le ben her zaman müzik yapacağız. Ezel'siz yükseleceğine inanıyor muydu? Evet ama belki bu şekilde değil. Spanker nerede? Spanker şu an otelde. Evet. Uyuyor. Sen de gördüğün soruları. Sago mu ceza mı? İkisinin arasında seçmek bence büyük haksızlık. İkisi de yıllarını, emeklerini vermiş iki adam. İkisine de saygım sonsuz. Kesinlikle. Almanya'daki en sevdiğin MC? Almanya'daki en sevdiğim Mero ya. Mero kardeşim ya. Yeah yeah. Ayakkabı koleksiyonun var mı? Bilge mi? Tupac mı? Ayakkabı koleksiyonum yok ama ayakkabım çok var. Aha. Murda adımı oku demiş. Aha. Ha. Bedirhan 19. Tamam o kadar. Adam bunu... Oh be rahatladı herhalde şu an. Yeah! Yes be! İsmimi okudu amına koyayım. Çok iyi. Tamam, Murda ismi nereden geliyor? Benim okulda Önder'i söyleyemiyordu arkadaşlar. Yani gittiğim okulda Önder ismini söylüyor. Ben İngilizce bir okula... Under diyorlardı Önder. Falan filan. Öyle.
Oradan dedim, mördeğe mi döndün? Yok, önce okuldaki arkadaşlar bana Türk demeye başladılar, yani Türk. Ondan sonra Hollanda'da onu böyle törek biraz böyle ırkçı bir yana kaçtı. Arkadaşım bir tanesi de dedi ki, mördesin sen ya dedi. Ben de dedim, hakikaten ya öyleyim dedim. Çok iyi. Türkiye'den başka biriyle fit gelir mi? Gelir tabii ya. Nereden? Açığız yani. Tamamdır. Efsane bir ismi, konuk aldım. Gerçekten çok mutluyum onunla birlikte bu programı yaptığım için. Abi çok teşekkür ederim. Ben ya. Sana teşekkür ederim. Vallahi yani içindeki o heyecanla birlikte böyle seninle birlikte bir arkadaşlık, dostluk kazandığım için aynen çok mutluyum. Aynen ben de aynen Necacığım, gel bir sarılayım ya vallahi. Birbirimizi çok uzun zamandır tanımıyoruz ama Heja benim için çok özel bir yeri var. Ve çok mutluyum burada olmaktan. İnşallah siz de izlerken mutlu olursunuz. Olmazsanız da bana ne yani. Aynen öyle ya. Vallahi. Kendi bileceğin iş kardeş. Harbiden ya. Böyle sözler yazıp, şu sözleri bana da şey yapsın. Şöyle sana diyeyim. Evet. Laptopumu renk katacağız. Purple Hash, Lemon Hash. Harika. Efsane bir adam. Bir şey unutmayın, hepinizi çok seviyorum. Sağ olun. Ve bir şey daha unutmayın, hepinizi çok seviyoruz. Gerçekten. Peace ya. Major love. O sözleri nasıl yazıyorsun ya? O hangi sözler? Yazmak hani abi ne yapıyorsun lan? O nasıl bir şey? Bu arada katılmanızı istiyorum. Çünkü biz burada çok özel görüntüleri o katılda vereceğiz. Bu işler böyle dönüyormuş. O yüzden size zaten içerikleri anlattım neler olacağını. Ama daha çok böyle backstage görüntüleri, görülmeyen görüntüler, bel altı görüntülerimiz yok tabii ki de. Yine de orada buluşalım bence. Unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şuradan bildirimleri açın. Böyle şeyler demem gerekiyor. Rapçi adamı ne hale getirdiler amına. Efes Green. Yeah, my surface still like been back for y'all in black man. Black man. Ben net your lurk is a black man. Black man. Praat minder, hou je back man. Nog steeds maak ik je bitch.